Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Yaklaşık 10 gün oldu arkadaşlar ben bu soğanlarımı dikeli. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldular. Hatta diğer kanalımda mevcut arkadaşlar. Diğer kanalımda yayınlamıştım. Tam 10 gün falan oldu. Bakın 10 günde soğanlarım çok güzel oldu. Şu taraftan güneş görüyor arkadaşlar bu taraftan. Güneş gördüğü için bu taraf daha uzun. Daha çabuk gelişmiş. Bu tarafta bakın gelişmeyenler var daha içinde. Daha yeni yeni büyüyenler var. Bunlar biraz daha cansız duruyor. Biraz daha küçük duruyor. Bakın arka kısmını göstereyim. Güneş gören tarafa bakar mısınız? Gerçekten tazecik. Tam yemelik olmuş gerçekten. Muhteşem. Bakın. Şimdi bu videomu bu soğanlarımı nasıl diktiğimiz arkadaşlar sizinle beraber tekrardan yayınlayacağım diğer kanalıma. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle arkadaşlar şöyle bir video paylaşmak istedim. Benim çoktandır yapmak istediğim şöyle ben ev telaşıyla her sene yapıyordum aslında arkadaşlar. Bu yıl ev taşıma telaşıyla bu yıl yapamadım ve biraz geç kaldım ama yine de geç kalmış sayılmam. Şöyle soğan aldım arkadaşlar ben. Siz anmayabilirsiniz. Hatta şurada benim kullandığım soğanlardan şöyle 4-5 tane de içinden seçtim. Bunlar da fışkırmış. Bunları da dikeceğim. Bunları ben A101'den aldım arkadaşlar. Kilogramı 1 liraydı. Taze soğan her yıl yapıyordum. Ben çok seviyorum taze soğanı. Hani yetiştirmeyi çok seviyorum. Siz de benim gibi yetiştirmeyi seviyorsanız bugün size bir pratiklik olsun. Hani şöyle ben böyle dikim işlerini çok seviyorum. Böyle hani yeşillikmiş falan böyle videoları çok seviyorum. O yüzden bugün de ben böyle bir video çekmek istedim. Şöyle arkadaşlar benim pardon peynir kabım var benim bu şekilde. Peynir kabımın arkadaşlar içine toprağımı koyacağım. Ama dibini kesinlikle delmeyeceğim arkadaşlar. Suyunu da çok fazla koymayacağım. Hani çok fazla balkonumu falan kirletsin istemiyorum. O yüzden dibini delmeyeceğim arkadaşlar. Suyunu da koyarken çok az koyacağım yani. O yüzden soğanlarımı da şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde aldım. 3-4 gün oldu ben bunları alalı. Aldığımda bu şekildeydi. Yani bu şekildeydi. Şöyle falan da ama yarı 3-4 günde şu kadar oldu yani. Neredeyse bir hafta 10 güne yani diksem yemelik olacak yani neredeyse. Şimdi arkadaşlar şu şekilde benim köyden getirdiğim şöyle göstereyim. Köyden getirdiğim şöyle yanmış gübrem var. Artık toprak hani toprağa dönüşük yanmış gübre arkadaşlar bu dinlenmiş. Hani bu çok fazla fideleri falan yakmaz yani bu taze olsaydı yakardı yani. Samura diyeyim açıkçası ben buna gübre. Şu şekilde samramı, gübremi, toprağımı katıyorum arkadaşlar böyle. Gerçekten hani böyle balkonunda alıyorum pazardan yeşillik ama böyle balkonunda yetiştirdiğim, dalından kopardığım hiçbir şey tutmuyor gerçekten. Ben çok seviyorum bu şekilde. Balkonum çok büyük değil ama yine de yetiyor bana. Gerçekten bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Çok fazla doldurmayacağım ki sulama payımda kalsın. Topraklarım dışına taşmasın diye. Şöyle bir avuçluk daha koyacağım. Şöyle bir avuç daha koydum. Hatta birazını alabilirim. Çünkü soğanları dikme payımda var. Daha sonra üzerine ilave edebilirim. Aynen. Biraz fazla koydum. Şöyle şu şekilde soğan dikme payımı da ayırayım. Evet. Şu şekilde arkadaşlar soğanlarım. Bakar mısınız? Bu şekilde büyük soğan alırsanız arkadaşlar. Hani büyük derken mesela bunun kaç tane? Bakın 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane soğanı var arkadaşlar. Bunun filizi var yani. Buradan çok güzel verim alabiliriz gerçekten. Şu şekilde şöyle koyacağım.
ve sık sık dikeceğim. Şöyle çok aralık koymayacağım. Aralarına sık sık dikeceğim. Gerçekten çok güzel olacak. Şu büyük bidonlara falan da dikiyordum ben arkadaşlar. Dediğim gibi bu yıl yapamadım. Şöyle hemen kenarını şu şekilde destekliyorum. Şuraya da dikeyim bir tane. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla ağzına kadar toprak doldurmayacağım. Böyle sık sık dikeyim. Ben geçen yıl arkadaşlar şöyle bu mahallede değil, oturduğum taşındığım mahallede bilmiyorum artık pazarcı mıydı bilmiyorum. Böyle evlerinin balkonun bahçesinde arkadaşlar o kadar böyle sanırım pazardan kalmış sanırım soğanlar. Ama bir görseydiniz keşke gerçekten. Bahçenin her tarafını bu şekilde sık sık böyle koymuşlar yani. Aşağı dibi çapalanmış. Soğanları da bu şekilde sıralanmış. Ve 2-3 karış bu kadar yeşillikler yani üzeri soğandı böyle. O kadar güzeldi ki hala unutmuyorum. Yani küçücük bir bahçeniz varsa çok sık şekilde böyle dikebilirsiniz. Yani gerçekten çok güzeldi. Hala unutmuyorum. Yani oluyormuş demek ki kökü saçak yani yere bastığı zaman saçaklandığı zaman gerçekten oluyor arkadaşlar. Hatta şöyle birazcık daha sıkıştırıp şuraları da küçük dikmek istiyorum. Şöyle kabımın her köşesini değerlendirmek istiyorum bu şekilde. Şu kenarlara da küçüklerden dikeceğim. Şöyle. Şu da birazcık büyük ama olsun. Evet. Gerçekten ben bu tür şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Dikmeyi de ağacından koparıp yemeyi de çok seviyorum. Böyle ağacından kopacak illaki. Ağacından böyle bahçeden kopacak ama bildiğiniz gibi yani evlerimiz küçük, balkonlarımız küçük olduğu için yani köydeki gibi olmasa da yine de bunu nereye sıkıştırabilirim onu düşünüyorum. Evet şöyle şuraya sıkıştırabilirim. Bu şekilde sık sık dikeceğim. Gerçekten ileriki videolarımda paylaşacağım arkadaşlar son halini. Şurada küçücük de var. Şunu da diksem mi acaba? Şurayı kenara dikeyim bunu da. Hatta şurayı şöyle kopartayım. Ucu biraz kurumuş gibi olmuş. Bu da buradan tekrardan fışkıracaktır. Şimdi şu aralarına birazcık daha toprak atacağım. Şu aralara şöyle. Evet. Yeterli bu kadar. Şimdi can suyumu da vereceğim arkadaşlar. Ve ondan sonra balkonuma kaldıracağım. Şimdi bir de can suyunu vereyim ben buna. Evet. Şimdi şöyle can suyumu da vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi altını delmedim arkadaşlar. O yüzden her zaman sulayacağım zaman çok fazla suyunu dökmeyeceğim. Altından çıkıp hani balkonumu kirletsin istemiyorum. O yüzden evet. Bu şekilde can suyumu da vermiş oldum. Bu şekilde arkadaşlar sizler de balkonunuzdan gerçekten soğanlarınızı ondan sonra istediğiniz ne varsa yetiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde çok seviyorum balkonumdan taze taze koparmayı. Bugün de böyle bir video olsun istedim arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız da çok sevinirim sevgili arkadaşlarım. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.